32 doğumlu, 83 yaşında. Tamam. Burada doğdum. Burada evlendim. Burada anamın babamın yanında onaylaş verdiği çiftçilik yaptık. Affedersin merkebile, öküzlerle, onlarla yukarılara ekin ekerdik. Oradan kaldırır, gidir içerdik. Onlarla idare olurduk. Ondan sonra az yüz ayı geldiğinde bu köyün hepsi ama biri diye hepsi kepene giderlerdi. Başka biz de Dunlu'ya giderdik, Dunlu Pınar'a. Orada çalışırdık biz de bir iki ay. Allah ne verdiyse oradan getirdik. Onlarla idare olup çıkağa giderdik. Sonradan kere işte evlendik. Evlendikten kere anacığımız öldü. Allah rahmet eylesin. Babamız da öldü. Biz de buraları işte yurt yuva tuttuk. Denizde durduk açık. Orada olanlara verdik. Onlardan birisi kalktı. Yenişehir'e gitti. Birisi Akkun'a gitti. Biz de aşağıdaki evi sattık. Gerisin geri buraya geldik. Şimdi de burada da işte bir iki dönüm bağımız, tarlamız var. Sabahlık arkıyoruz Allah izin verirse. Vara varıp geliyor şöyle işlediğimiz kadar. İşleyip geliyoruz. Allah izin verirse idaremizi temin edeceğiz diye uğraşıyoruz dedi. Askerliğini nerede yaptın Ahmet amcacığım? Askerliğimi Gelibolu'da yaptım. Şimdi bu Dunluk şeyim olduğu yerde Gelibolu şehitliğinin yanındaydım ben şeysinde. Ama o zaman Köfrezi'deyim. Şimdi benim tabii benim gittiğimde 52 başka, 55 başka. 55'te gittim ben, 57'de geldim, 2 seneydi. 57 ile şimdinin arasına bak bir. Tabii oralarda çok şirinlenmiş bizim zamanımızda. Şimdi bu gidip de gezdikleri yerler, o zaman Çallık vesairelik evet yine işiydi de bu harp olduğu yerler vesaireler, o toplam hoplar falan duruyordu oralarda. Ama şimdi tabii nasıl oldu olmadı garip bilmiyorum şeylerinde. Orada gelip orada yaptım ben. Ben orada mağbericiydim. Oturacaklarmış işte. Yani telefonla. Telefonla konuşurdum. Benim 12'lik bir santral vardı o zaman. O da o zaman böyle cereyan mı? Pille çalışırdı. Pille böyle çevirsin. Oradan işte verirsin. Ondan şeyleri vardı. Şukurları. Onları birbirine kimle konuşturacaksın? İşte albayı yarbayla konuşacaksın. İşte albayın yarbayı karşında. O onunla konuşur, onunla konuşur. İşte oradan çeken sanayisi konuşacaksa onunla konuşturursun. Böylelikle de orada askerliğimizi yaptık geldik çok şükür. Evli miydin askere gittiğinde? Evliydim. Bir tane çocuk vardı. İki tane çocuk vardı. Bir kız vardı bir de oğlan vardı. Nerede gördün Ayşe teyze mi? Ayşe teyzeyi evinde gördüm orada yukarıda. Komşu kızı mı? Hemen de komşuydu orada bizim annemin babası gelin evinde ekleşiydi bundan evi gari. Onlar ortalardı. Çok küçük yaşta almışsın Ayşe teyze mi? İşte dedik ya, biz ilaçveridik. Anam hastaydı. Şimdi evde tabii yiyecek içecek lazım. O zaman ilaçver zamanında biliyorum. İlla sabahla kalkacağım, uyuyacak içecek, akşam oldu gelecek. İşte bunu gari ufaktan getirdiğimiz, o hasta olduğu için gari bunu ufaktan getirdik. Bu burada kendi kızımız gibi, işte yemeği şunu şunu etti. İşte biz evlendikten yalan söylemeyince bir sene durdu. Ya bir sene durdu rahmetli anam. O gitti gari ondan yani bu başladı gari burada çalışmaya gari. Böyle işte şimdiye kadar çalışıp geliyoruz da işte bugünlere kadar. Kaç çocuğun var Ahmet amca? 3 Allah'a emanet. 2 oğlan bir kız var işte. 3 çocuğum var. Kepenekçilik de yapmışsın. Yaptık. İşte diyorsun ya Dumlu Pınar'da gari. Şimdi orada Dumlu Pınar'a gittik mi biz? Orada şimdi Murat Dağı'nda o zaman yörükler çok oluyordu. Şimdi yörükler bile mi kaldı gari? Şimdi Ahır Dağı'nda yörüklerin bir kısmı. Bir kısmı da Murat Dağı'nda. Bir ay Murat Dağı'ndakını yapardık. Bir ay belki Ahır Dağı'ndakını yaparlardık. Tekkenin üstünde garişi ya. Bunlar işte oralarda çalıştık. Nasıl geçiyor Ayşe teyzemle zamanınız? İyi şükür. Ne o beni görüyor ne ben onu. Hem apazı oluveriyor da gari o kadarlık olacak. Atışı işte mı veriyor musun? Hayır atışmıyoruz öyle de. Ya bunu getire bunu getire derken iyi getirin götürün işte öylelerle. Bazı onu veriyor. Açık belki bağırı veriyordur canım. Şimdi öyle bağırma değil de. Şimdi bunu öyle et, bunu böyle ettim ya. Belki açık yüksek konuşuyor, konuşuverin diye. Söyle bağırıp da keyif kırıcı değil. He, yüksek konuşuverin bazı işte. Çocuklara da öyle derim. Şimdi öyle şey o zaman bağırarak konuşurlar gar. Onlara azıcık belki kafam karışım veriyor karıştı o zaman. Bağırı veriyor işte açık. Onlar da öyle alıştığı için öyle gidiyorlar şeylerin. Hacı'ya gittiniz mi Ahmet amca? Allah kabul etsin gittik amcam.
2000 yılında gittik biz 3 aylık. 2005'te de Ümre'ye gittik, geldik. Allah kabul etsin. Günlerimize geldik işte. Kendi içlerine, işlerinizi evet. Görebiliyor musun hala? Yapabiliyor şükür, musun? Şükür. Yani kendi işimizi hiç şey etmeden, elimden geldiği kadar, tabii gelmediğinde çocukla aid veriyor canım. Şimdi hepsini biz tam yaparız veya ederiz diye bir şey yok gari. İlla şunu kaldıramadığım zaman yine çocuklar gelip onu kaldıracak. Yani kendi elimizin de geldiği kadar yapabildiğimizi yapıyoruz. Yapmadığımızda onlar gelip hallediveriyorlar gari. Çok sağlıklı, uzun yaşıyor. Eski toprak deniliyor ya sizler. Nasıl beslendiniz? Sence neye bağlı bu? Ya hocam şimdiki o zamanın zamanında zaten insanlar yoktu, yok ama yalnız doğal meyve yiyordu, doğal sebze yiyordu. Kendin ediyordun, kendin yiyordun. Hiç yani şey görmüyordu. Diye ve şunu ilaç görmüyordu. Şimdi her şey ya yaz gününde şimdi kışın da oluyor bu sebze, patlıcanın, biberi, domatesi, affedersin hepsi. Kışın da oluyor, yazın da oluyor. Orada nerede bulacağım? Kışın o zaman nerede buluyordum zebzeyi şunu. Bir yaz ayı gelirse bahçelerden burada derelerinde bizim yerler olurdu domates taraflarında. Oralara bahçede işte domates oradan kaldırdık. Biber oradan kaldırdık. Ne kadar? Bir ay, iki ay. Bu kadar girdik. Tamam. Ta gelecek sene bir daha olacaktı. Bir daha girsin. Şimdi yaz, kış hepsi var. Hepsi var. O da neden? Ser altında ilaçla bunları yiyoruz. İşte bundan da bize hastalığı getiriyor gari. Getiriyormuş. Şükür. Sizler anne babalara, büyüklere bakılmış, hürmet göstermişsiniz. Sizin çocuklarınız, torunlarınız geliyorlar mı sizlerin yanına? Çok şükür. Benimkine geliyor. Benimkine geliyor. Ben tabii dış takını kalemini bilmem. Tabii herkes kendi başından geçeni bilir. Benim çocuklarım daha bana ben hiç ben gelmeyeceğim, gitmeyeceğim veya etmeyeceğim, tutmayacağım demezler. Veya ben ünlediğim zaman gelir ne iş var şunu görürler. Veya şuradan gelin o gün gelirler o işi görürler. Şimdi çocuklarımdan ben memnunum. Allah kani kani rahmet etsin. Sağlık versin. Allah uzun ömür versin. Hani çocuklarım benim öyle şey değildir. Yani tabii herkesin kendine göre vardır bir durumları. Evet amcam. Ne söylemek istersin gençlere, şimdiki gençlere? Şimdiki gençler bilmiyorum da tabii gari herkes kendinden mesul ama biz inanca kalırsan dayım şimdi evvela anneye babaya itaatini edecek bir başta. Sonra büyük gider neymiş ona gidecek. Bak maşallah sen ne güzel örtülmüşsün değil mi şimdi bak. Bak sana maşallah diyorum bak ne güzel örtülmüşsün. Ama diyorum buradan şuradan keyif de yani günah girdin mi çünkü bizim dinimiz yasak diyor böyleleri. Ama şimdi diyemiyorsun ki benim torunlar da var. Şimdi ben hayır demiyorsun. Benim torunlar da var. Evet. Buradan giyiyorlar, ediyorlar. Başı açık geziyorlar. Ama ben dediğim zaman bu dede ya sen kaçıncı asırda geziyorsun? Tamam. Şimdi açlığa sıkıştırsan belki günler kırılacak. Onun için tamam diyorsun. Ne edeceksin? Onun için dedem evvela dinimizin emrettiği şeyleri biz yerine getirmek şart. Evet. Çocuk delikanlı olmuş güzel. Şimdi anasına basına bakarsa güzel okuluna gider, güzel dersini alır, bir yere memur veya ne olursa olsun bir yere girip istikbalini temin ederse ne mutlu. Ama bak güzelce büyümüş diyeyim ya. Ama bu sabahla kalkar da affedersin. Ya kahveye giderse veya işe giderse veya kumbara giderse veya sağa sola giderse ileride ne olacak? Affedersin işte bak ana işte nereden ileri gelmiş oluyor demiş bizim başımızda muzur olarak değil mi? Bu hep cahilliğin şeysinden ileri geliyor. Bunda açık okumuş oluverse muhakkak bu yolları bulur. Neden? Ya sen orada kimi öldürüyorsun? Veya bak ne diyor? Bizim Allah'ımız bir insanı diyor öldürmek bütün kainatı öldürmek gibidir diyor. Bir insanı da diyor kurtarmak kainatı kurtarmış gibidir diyor. Yalnız gelginlik gençlere veya bu anaşit olan şey anlattığın zaman anasını basını dayım Allah tahsilatımız affetsin iyi günlerde değiliz de şükür şimdi ya insan anasını öldürür mü insan ailesini öldürür mü insan çoluğunu çocuğunu öldürür mü görüyorsun yani televizyonlarda görüyoruz yani sen de dayım bunlar çok orta yerimiz çok bozuldu çok Allah ıslah etsin annem evinde ne yaptık
iplik çıkırı vardı, onu ettik, çuval dokuduk böyle. Onunla vakit geçirdik. Okula gittin mi Ayşe teyzem? Gittim ya, fazla yollamadılar. Dokuyacaksın diye. Para kazanacaksın çünkü. Para kazanacaksın tabii. Kaç yaşında evlendin Ayşe teyze? Kaç yaşındaydı galiba, onu bilmiyorum. Çok küçük yaşta. 12 yaşında mı da kız be? 15 yaşındaydı. 15 yaşındaymışız bak. 2 yaş, 3 yaş büyüttük. 18 yaşında. Galiba şimdi bizim evdeler işte. Kaç çocuğun oldu Ayşe teyzeciğim? 3. 4 oldu, 4. Birisi öldü ya. He, onunla 4 oldu. Biri öldü, 3'ü meydanda. Düğünün nasıl oldu hatırlıyor musun? Neler yaptılar sana? Beni ne yapacaklar? Evveli katı ve çeketler vardı, onları yaptılar. Bir 3 peşli takımlar vardı, onları ettiler. İşte bu. Şimdiki gibi öyle ıvır zıvır mı vardı? Neyle gelin geldin? Atla. Atla gelin geldim. Neler taktılar sana? Yaptılar mı bir şeyler? Bir koca altın, iki koca altının yarımı, iki sekizenlik. Bunlar vardı. Keske yedin de bunlara inneli oldu. Onlar vardı böyle. Ahmet amcam askere gittiğinde çocuklarınız da varmış. Tarıda. Kiminle kaldın sen burada? Burada ben ayrıydık, kendi başıma kaldım. İşte kendi anam bile idare ettiler. Bunlar idare etti. Kendim gündeliğe gittim. Onunla idare olduk. Öyle olduk, gittik işte bu gelesiye kadar. Çok zorluklar çekilmiştir değil tabii mi? Tabii, ne kadar. Hep bu hastalıklar öyle bulundu o zamanlar işte de, şimdi çıkıyor gari. Şimdi çıkıyor gari. Nasıl Ahmet amcamla geçiminiz nasıl? İyi midir Ahmet amcam? Onunla iyi. Hiç daha şey yemedi, kaç sene oldu bak. Biraz dövüşem, çekişem demedik. O benimkini aramadı, ben onunkini aramadım. Öyle oldu. Ufak da olsa oluyor canım, o kadar değil mi? Tatlı, aman tuzu biberi mi diyorlar? Tabii. O kadar da olacak. Çocuklarınız nerede Ayşe teyzem şimdi? Denizli'de. İki oğlan mı Denizli'de? Bu kız var Denizli'de. Bunlar buraya geldilerdi de. Gidiyorlar, geliyorlar bunlar. Burada malları bile nifa. Konuşluyorlar, geliyorlar da. Gidip geliyorlar. Kuşum biz de gezmeye gidiyoruz bundan yanlarına. İşte bu. Sağlığın nasıl Ayşe teyze? Sağlığım, hastayım ben. 2 kere ameliyat oldum. Bir şey, anca oldum. Bir ayağımda, ondan kere ayağım durmadı da. Kan pıl taşması var dediler ve ondan ettiler. Yine geçmedi. Yine kaynaşamıyorsun işte. Yine kaynaşamıyorsun. Bir insan tutsanız işe, o da ona çıkmıyor. Öyle nasıl tutacaksın insanı? Kendin gücüyle idare ediyorsun. Ona ne verecek? Hacı'ya da gitmişsiniz. Gittik. Nasıldı oralar? Oralara doyulmuyor. Kaynaşabilsem gideceksin hemen yine. Ömrüyem ve gari ayak yormuyor gari. Bir mutfağa girdim, orada azıcık bir bulaşık yıkarken bir yemek bırakana çitiriyip kalıyorsun, ayaklarım bile çitiriyip bir oturuyorsun da ondan kere azıcık dinleniyorsun da bir daha kalkıyorsun. Öyle oluyor. Kendi işlerinizi beraber görebiliyorsunuz yani burada, öyle mi? Görüyoruz güneşte. İyi kötü kendimiz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, iyi kötü ediyoruz. Bunlar denizde her zaman nerede gelecekler, dedirecekler. Gitmiyor musunuz yanlarında kışın? Kışın gitseniz öyle temel durmuyoruz. Geziyoruz, geliyoruz.
gel diyorlar, evleri çok hepsinin de ama yani biz duramıyoruz. Buraya alışmışız işte, eski toprak. Duramıyoruz orada. Ne edeceğim? Neler olurdu alfaklarda, adet olarak neler yapılırdı eskiden, nasıl olurdu düğünlerde? Eskiden düğünler nasıl olacak? Yemek kurarlardı. Ondan her kına gecesi ederlerdi. Tadil gün gelin çıkardı, işte bu. Cuma günden başlandı bizim. Düğünlenme edeceğiz diye ederdik. Cuma günden başlandı yemek yemeye, ta tadil güne kadar yenidi. Tefle oynanırmış değil mi eskiden? Oynandı. Tefle oynandı. Kına gecesi derlerdi. Şimdi çalgılı diyorlar kına gecesine. Baraka Film Yapım